Şöyle şeyler de çok yaşanıyor. Mesela biraz daha erken yaşta kendini tanımadan karşı tarafı beğenerek evlenmiş. Ama sonra zaman geçiyor diyor ki ben aslında ya karakter zamanla oturuyor. Ben aslında böyle biriyim. Bunları seviyorum. Bunlardan hoşlanıyorum. Bu bazen dini meseleler diyor. Ben dinden hoşlanıyorum. Namaz kılmaktan hoşlanıyorum. Dini kurallarla yaşamak istiyorum. Ama evlendiğim insan buna dikkat etmiyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra ve bu çatal gittikçe ayrılmaya başlıyor. Arada gerginlikler çıkıyor. Böyle insanlar soruyor diyor ki ne yapmalıyım? Ayrılmalı mıyım yoksa devam mı etmeliyim? Nasıl bir tavsiye verirsin? Benim onlara tavsiyem işte az önce söylediğim gibi mümkün mertebe cennet bileti olarak görmeleri. İmtihanım bu benim. Ben buna sabredersem cenneti kazanacağım. Hasan Harakani Hazretleri'nin hikayesini anlatmıştım. Tekrar edeyim mi? Yani şöyle özet geçeyim o zaman. Erenler çok büyük bir evliya olduğu için, keramet sahibi olduğu için Hasan Harakani Hazretleri'ni ziyarete gidiyorlar. Gidiyorlar kapıyı çalıyorlar ki böyle şirret bir kadın kapıyı açıyor. Hakaretler ediyor. Efendiniz batsın. Nerede oduna gitti gitmez olaydı falan. Böyle laflar. Hayreti tacip ediyorlar. Nasıl olur? Biz dua edelim Allah bu şerli kadına onu kurtarsın. Dua ediyorlar. Bir süre sonra Hasan Harakan Hazretleri bir geliyor ki aslanın sırtına binmiş, eline de yılanı kamçı yapmış. Odunları aslanın sırtına yüklemiş geliyor. Aslanı park ediyor, cık cık kapatıyor böyle. Neyse. O erenler falan. Ondan sonra bunlar gidiyorlar. Bir süre sonra tekrar özlüyorlar. Efendi Hazretleri'ni ziyarete gidelim. Kapıyı bir çalıyorlar. Gül yüzlü bir hanım anne açıyor kapıyı. Efendim sultanım odana gitti gitme dedim ben gideyim dedim yoluna kurban olayım falan böyle şeyler. O diyorlar duamız kabul olmuş. Bekliyorlar Efendi Hazretleri gelsin diye gelmiyor. Biraz sonra bir geliyor odunu kendi sırtına yüklemiş kan ter içinde kalmış dikenlere böyle bata bata geliyor. Efendi Hazretleri ne bu hal siz aslanın sırtındaydınız şöyleydiniz böyle kerametleriniz vardı ne oldu? Yoksa o duayı eden siz miydiniz diyor. Kadın gitti, sabır bitti, makam gitti. Demek ki bazen bazı kardeşlerimiz için eşleri onların cennet bileti olabiliyor. Eğer işin içinde içki, dayak, şiddet varsa tabii ki boşanmak helaldir. Allah'ın bir tane kulu yok, çok kulu var. Belki başka boşanmış dul erkekler, dul hanımlar var. Böyle bir seçenek var. Hani iş artık onulmaz, düzeltilmez bir boyuta geldiyse Allah bu kapıyı açmış. Bu kapıyı kimse kapatamaz. Ama şeytanın en sevindiği şey büyük günahlar işleyen bir Müslüman değil. Boşanan, helal olmasına rağmen, boşanan iki kişiden en çok seviniyor şeytan. Karıyla kocanın birbirine düşmesi. En çok şeytan sevindiren şey bu. Çünkü toplum çökmüş oluyor bu sefer. Toplumu çökerten bir iş. Allah'ın da en sevmediği helaldir boşanmak. Bunu bilerek hareket et. Kurtarmaya çalış. Olmuyorsa boşan. Denedin. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene denedin. Baktın olmuyor. Olmuyor, olmuyor. İmtihanım olarak kabul edemeyeceğin bir noktada. Artık senin kulluğuna zarar verecek boyuttaysa. Artık seni psikolojik sorunlu hale getirecek bir boyuttaysa. O zaman boşan. Yoksa öyle hemen çok çabuk vazgeçen pozisyonda olma. Sonradan böyle İslami düsturları kendine kabul eden insanlar karşı tarafı buna uymuyor görünce hemen boşanma kafasına giriyor ama dediğin gibi bu bir imtihan olarak görüp sabredersek sevap var. Sabır ama kayıtsız kalmak değil biliyorsun değil mi? Mücadele. Evet, anladım ne demek istediğini. Boşanmayı bazı kişiler çok kolay görüyor bir yandan da. Ama ben şöyle birisinden dinlemiştim. Boşanmış ve tekrar evlenmiş anladığım kadarıyla birisi. Hiçbir zaman insan ilk evliliği, ilk eşi gibi olmuyor diyor. Yani hani bazı insanlar böyle ufak bir sorunla karşı hemen boşanayım, gideyim tekrar evleneyim falan. Bunu da insan aklında tutması lazım. Yani hiç kimsenin ilk evliliği, ilk eşi gibi hiçbir şey olmaz. Olsa yani zor bir ihtimal. Yani boşanmaktan gerçekten kaçınmak lazım. Böyle ufak tefek şeylerden. Gerçekten karşı tarafa zarar verici bir durum varsa kimse çile çekmek zorunda değil. O ayrı bir konu ama ufak tefek şeylerden dolayı boşanmayı düşünmemek bile lazım bence. Bir de şöyle bir şey çizsek nasıl olur? Bazen benim aklıma böyle geliyor. Farzları yapmaya engel oluyorsa ve haram bir şey yapmaya zorluyorsa bu noktada sen bunu bayağı ciddi düşünebilirsin. Ama böyle bir şey yoksa bence burada seni sabredebileceğin durum var. Bak Allah'a karşı vazifen de seni engellemiyor. Evet. Allah'ın yasakladığı bir şeyi sana zoraki olarak yaptırmıyorsa bence sen sabredilebilecek bir konumun içindesin. Ama bu noktada hani çizgi yine insanın kendisi belirli mesela.